Hayat Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasının duyulduğu yerlerdedir. Bu nidadan mahrum olan yerlere Allah rahmetini kesiyor. Ya onun için kardeşlerim, kendi varlığınız, kendi şahsiyetiniz, kendi kimliğinizle iftihar edin. Başka bir şey aramayın. Başka yerlerde bir şey aramayın. Helak olursunuz. Çünkü Allah biraz önceki okuduğum ayet-i kerimede inne hazel kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an size en doğru yolu gösterdi. En doğru yol budur. Biz kaybettik. Biz o yolun erleri, hakiki erleri olamadık. Aliye İzzet Begoviç öyle diyor kardeşlerim. İyi dinleyin olursunuz. Cephede 91'lerden korkunç bir mücadele verilirken komutanlar mücadeleye giriyor. İkindi namazı geçiyor. İyi dinleyin. Efendim diyorlar. Şimdi düşman saldıracak. İkindi namazını kazaya bırakalım. Yoksa saldırılarda işgaller daha fazla olacak. Tarihe not düşün. Kulaklarınızda küpe olsun. Evlatlarım, uğrunda mücadele ettiğimiz değerleri terk edeceksek niçin çarpışıyoruz? Of. Ya şu söze bak ya. Ya muhteşem bir söz ya. Uğrunda mücadele ettiğimiz değeri terk edeceksek neden çarpışıyoruz? Allah yardımını inanan, inandığıyla müsemma olan kullara yardımını vaat ediyor. Allahu Ekber. Onun için kardeşlerim, kendinize dua ederken, yakınlarınıza, kardeşlerinize dua ederken sakın beddua etmeyin. Allah'ım ısrarla, Allah'ım bana oğlan evlat ver. 4 tane kızım var. Ne olursun bir tane de erkek evladım var. Evet, erkek evladın oluyor. Kötü yollara düşüyor. O kötü yollara düşmesinden dolayı sen kahrından, krizden, kalp krizinden ölüp gidiyorsun. Kur'an bize muhteşem bir misyon ortaya koyuyor. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi. Halim selim isteyin. Halim selim istedi, erkek demedi, kız demedi. Ayrı kaldı ki ayrıyeten erkek evladına ayrı bir ilgi duymak cahiliye adetidir. Cahiliye adeti kız çocuklarından utanmak. Ya öyleyse hayrı talep edin. Hayrı talep edin. Muhterem kardeşlerim, وَكُلُّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا. Kolye takıyorsun, kete takıyorsun, altın takıyorsun, bilezik takıyorsun, künye takıyorsun. Senin künyen bak neymiş? Mahşerde önüne konacak. Her insanın amelini veya kaderini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. İkra kitabek deriz. Oku kitabını. Aziz kardeşlerim, hayatımız şeride alınıyor. Hayatımız su gibi geçiyor. Her gün aramızdan ölenler oluyor. Yakınlarımızı kaybediyoruz. Ölüm en güzel ders olmasına rağmen, falan camide bir cemaatimiz vardı. Allah ona da, sizlere de, bizlere de, ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Çok şen şakrak birisiydi 2 hafta önce. Cemaatimizden birisiydi. Sizin gibi genç, kendini hiç daha yarın öbür gün ölüm aklına bile gelmiyordu. Öldü. Çok üzdü bizi. Bunlar bizim için ibret olmalı. Bak, doğdun, kulağına ezan okundu. Sol kulağına da kamet getirildi. Her an namazına hazır ol. Her an namazın kılınabilir. Gaflete düşmeyelim. O gün önümüze konacak hayat kitabımızdan utanmamamız için o gün eyvah, sagirini kebirini, küçüğünü büyüğünü her şeyi de yazmış bu kitap ya deyip de şaşırmayalım.